Bey! Kurt Bey! Hüda verdi. Bir bez getir hemen. Yaraya kompres yap. Hadi Kurt Bey. Dayan! Pes etme! Pes etme! Öldü mü hocam? Hayır. Ölmemeli. Ölmemeli. Bana bir şey söyleyecekti. Sen bizi yaraya sıkıca bastır. Hüda verdi. Hemen sıkıca bastır. Hadi Kurt Bey. Hadi. Dayan. Hocam. Kurt Bey artık bu dünyada değil. Ölmüş hocam. Hayır ölmedi. Hayır. Ali hocam. Hadi Kurt Bey. Hadi. Hadi pes etme. Hadi. Hocam. Bir keresinde sen bana demiştin ki bir insanın son nefesini vereceği saniye bile bellidir. Ecel geldiyse ne bir saniye önce ne bir saniye sonra demiştin. Kurt Bey'in eceli geldi hocam. Kurt Bey öldü. Hocam öldü. Sırlarla yaşadın. Sırlarla öldün. Merak etme. O harddiskte kızın da bana emanet. Allah taksiratını affetsin. Amin. Alo. İsmail. Tehdit geçene kadar Kurt Bey'in naaşını muhafaza edeceğiz İsmail. Ancak manyağı yakalayıp Kurt Bey'in kanını yerden kaldırdıktan sonra ona bir cenaze töreni düzenleyeceğiz. Siz tedbirinizi aldınız değil mi? Manyağın ne çevirdiğini öğrenmeden Kurt Bey'in öldüğünü kimse bilmeyecek. Evet Ali Bey. İyi. Zeynep, Kurt Bey'in kızı. O nerede? Açın lan şu kapıyı! Niye çıktınız bile buraya? Açın şu kapıyı lan! Açın lan! Allah kahretsin! Zeynep! Zeynep! İyi misin? Sinan kim onlar? Ne istiyorlar bizden? Size. Zeynep. Ali abi sen misin? Evet canım. Sen iyisin değil mi? Ali abi ne oluyor? Babam nerede? Bak. Her şey benim kontrolüm altında Zeynep. Orada güvendesiniz. Ali abi ben çok korkuyorum. Korkma Zeynep. Sana hiçbir şey olmayacak diyorum. Bana güven. Ali abi. Bu sefer babamın başına daha büyük bir tehlike var değil mi? O yüzden bizi burada tutmak istiyorsunuz. Sadece tedbirli olmak istiyoruz. Sen sakın korkma. Ve ben oraya seni almaya gelene kadar da orada bekle. Tamam mı? Tamam. Tamam. Ali hocam. Evet. Ne dedi? Sinan Bey. İsterseniz sizi evinize gönderebiliriz. Ben Zeynep'le kalacağım. Hiçbir yere gitmiyorum. Zeynep orada güvende.
Şimdilik kalsınlar. Merak etmeyin. Siz ne yapacaksınız? Manyak buraya gelmediğine göre başka bir şey düşünüyor. Her şeyi planlamıştır o. O hard diski benden alamayacağını biliyor ama. Başka bir şey planlayacak. Tedbirli olmamız şart İsmail. Ah Ali ah. Şimdi sen benim nasıl bir plan yaptığımı bulmaya çalışıyorsun değil mi? Kurt Beyciğin de öldü. Ve adım gibi eminim ki son nefesini vermeden o diski sana verdi. Sevdan bu demek. Hem de özlemin buna değişecek kadar. Senin bu yeni sevdan bana istediğim şeyi getirecek. Haberin yok. Git kendine güvendiğin bir sevgili bul, tamam mı? Benden git. Senden gideyim ha? Senden gideyim. Demek senin için vazgeçmek bu kadar kolay. Yazıklar olsun be. Ben seni bir an bile düşünmeden yaşamazken senin dediklerine bak. Yazıklar olsun. Ne olan? Tripcan. Selamı sabaha da mı kesin artık? Bir sorsak bina işiteceğimiz belli zaten. Böyle mi olduk artık yani? Evet öyle olduk pilot. Vallahi benim senin sevgili abinle maceralarını da Duygu Hanım'la dertlerini de dinleyecek halim yok. Sevgili abinle maceralarını mı? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Pilot. Bak benim derdim bana yetiyor zaten. Üstüme gelim Allah aşkına hadi. Üstüne gelsem ne olur lan? Ya tamam pilot ya. Ne tamam oğlum ne tamam lan? Oğlum senin derdin ne lan? Söyle sen de kurtul ben de kurtulayım. Susuyorsun değil mi şimdi? Konuşmayacaksın değil mi? Ulan ne halin varsa gör be. Ne halin varsa gör. Göreceğim pilot. Göreceğim kardeşim. Alo hocam. Daha verdi. Hoş geldin. Sağ ol. Aa, Sevda abla hoş geldin. Beni neden buraya getirdin? Neden buradayım? Benim de uykum vardı zaten. Ben gidip yatayım. İyi geceler size. İyi geceler daha verdi. Sana söyledim ya Sevda, peşimdeki tehlike yüzünden. İyi de niye ben? Niye bir tek ben? Niye bana bir şey olmasından korkuyorsun Ali? Yoksa birileri benimle ilgili mi tehdit etti seni? Hayır, ne alakası var? Niye birilerinin bana zarar vermesinden korkuyorsun? Çünkü sen benim sevdiğim kadınsın, tamam mı? Sevdiğin kadın mıyım ben senin? Evet tabii ki, bu ne biçim soru? Bilmem. Belki de artık emin değilimdir. Bir dakika sen ne demeye çalışıyorsun ya? Ne demeye çalışıyorum? Bekle. Bekle ne demeye çalışıyorum? Nereye gidiyor? Bak. Bak bakalım ne demeye çalışıyormuşum. Bunun ne işi var burada? Nereden çıktı bu? Ne oldu?
Gizli mi kalması gerekiyordu? Neden gerildin? Sevda? Ah çok üzgünüm Ali gerçekten. Sen bu gizli kalacak zannediyordun ama sevgili eski karın sağ olsun benim gözümün içine soktu. Ki iyi ki de soktu. Bazı şeylerin farkına varmış oldum ben de. Neyin farkına varmış oldun? Alican'ın öylesine çektiği bir fotoğraf bu. Ya bakayım. Öylesine çekilmiş bir fotoğraf. Evet. Öyle mi? Evet Sevda o kadar. Başka ne olabilir ki? O zaman neden hala buzdolabının üzerinde? Buzdolabının üzerinde mi? Orada olduğunun bile farkında değilim. Dedim ya Alican üzülmesin diye çekildiğimiz bir fotoğraf bu. Özlem'e karşı olan kıskançlığın da mı Alican yüzünden? Kıskançlık mı? Ali hiç boşuna inkar etme. Özlem sahilde o adamla buluştu diye ne kadar delirdiğini gördüm. O adamın yanından kolundan çekip götürdüğünü de. Kendi gözlerimle gördüm. Bir dakika, bir dakika. Sen gizli gizli beni mi izliyorsun? İzledim evet. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ne oldu? Görmemem gereken bir şey gördüğüm için sinirlendin mi? Hayır. Seni tanıyamadığım için kendime şaşırdım sadece. Ne tesadüf. Ben de seni tanıyamamışım. O yüzden tanımadığım bir adamın evinde de kalmak istemiyorum. İyi geceler. Nereye gidiyorsun? Bir yere gidemezsin. Şimdi yukarı çıkıp benim odamda yat, ben de burada yatacağım, tamam mı? Hayır, ben burada yatarım. Geç sen odama. Sevda, ben burada yatacağım. Sen hayır geç odama. Hayır efendim, hayır ben burada yatacağım. Geç sen odana yat. Bak, yatıyorum. Oh. Nasıl? İyi, tamam. O zaman ben de burada yatarım. Sucuklu yumurta hazır. Buyurun. Afiyet olsun. Oo hocam. Harika gözüküyor. Mis gibi gözüküyor. Çok güzel yapmışsınız. Elinize sağlık. Sevda. Buyur. Sen seversin sucuklu yumurta. O eskidendi. Artık sevmiyorum. Öyle mi? Ben onu kaçırmışım ya. Bazen insandaki değişimler ne çabuk olabiliyor. Görememişim. Başkalarına bakmaktan beni göremediğin için çok normal. Evet, Sevda demek ki başka bir şeyle doyuracak karnını. Buyurun, afiyet olsun. Bismillah. Hocam, ekmeği uzatabilir misiniz? Buyur, davet. Sağ ol Sevda abla. Afiyet olsun. Sen de sağ ol Ali hocam. Afiyet olsun. Size afiyet olsun. Abi ne oluyor size böyle ya? Aramızdaki gerilimden vallahi elektrik çarpmışa döndük. Nedir bu böyle çocuk gibi? Aslan'dan kıskanıyor işte beni. Hayda. Abi zaten bizim duyguyla aramız nane limon. Bari sizinki güzel gitseydi. Abi kardeş aynı anda vallahi gıcık oluyorum ya. Ha bir de bende Vedat diye bir sıkıntı da var. Esas karın ağrısı o. Ben bakarım. Bakıyorum hiç zaman kaybetmemişsin biz gider gitmez. Bugün hangi bahaneyle geldin acaba? Hüdaver diye yemek mi getirdin yoksa? Hı? Yok canım. Ali burada kalmamı çok istedi.
Hatta bu eve zorla getirdi diyebiliriz. Ali istedi. Hı hı. Hem de zorla. Hı hı. Ali. Ali'cim bakabilir misin? Ali'cim mi dedi? Eski karın gelmiş. Ha. E şimdi anlaşıldı o cimin sebebi. Gazan mübarek olsun abi. Eyvallah. Bu arada ben de buraya yine hangi bahaneyle geldiğini çok merak ediyorum. Aslan, Alican. Niye burada bekliyorsunuz? Hadi girsenize içeri. Yok, gelmeyelim biz Ali. Zaten baksana misafirim varmış. Alican parka gitmeden önce seni görmek istedi de. Gerçi dün gece uyumadan önce geldiğinde gördü ama. Getirdiğin ayıyla uyudu biliyor musun bütün gece? Kalkar kalkmaz da baba baba diye tutturunca biz de görelim dedik. Oğlum babasını mı özlemiş? Anne hadi parka gidelim. Tamam oğlum gidelim. Vay! Yeğenim gelmiş benim, hoş gelmiş. Yürüm ben onu, yer. Yürüm ben bunu, yer. Vallahi abi, vallahi bak. Amca, he? Biz annenle parka gideceğiz. Sen de gelir misin? Ha. Şimdi mi? Şimdi olmaz. Ama bir dahakine sözüm olsun, olur mu? Hı? Hadi oğlum, biz gidelim. Hadi bakalım aslan. Babanın başı kalabalık zaten. Bir de bizi meşgul etmeyelim. Size iyi günler. Görüşürüz Alican. Ben varım diye peşlerinden gitmiyorsam çekinme lütfen Ali. Bakarsın yine o adamla buluşur. Demek hazinenizi burada saklıyorsunuz. Sinan, ya gitseydin keşke, sen niye kaldın ki? Ben seni bırakıp nasıl gideyim Zeynep? Bırakmaz mısın yani? Asla bırakmam ben seni. Ne oluyor sence Sinan? Ya niye getirdiler bizi buraya? Bilmiyorum Zeynep. İnan bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. İyi ki yanındayım. Bu ellerin benden uzak kalmasına dayanamazdım. Hep yanımda ol. Hep benimle ol, olur mu? Bu saatten sonra isteseniz de istemeseniz de benden kaçışınız yok Zeynep Hanım. Ne oluyor? Tamam bir şey yok, ben buradayım. Bir şey olmayacak sana, tamam mı? Sobe. Abi.
Ya işine karışmak gibi olmasın ama... Alican'ın Sevda'ya takık olduğunu bile bile sen niye Sevda'yı getirdin buraya? Ha? Şimdi işler senin için daha zor olmayacak mı? Olacak Süleyman. Olacak da... zorundaydım. Çünkü Sevda'nın şu an için gözümün önünde olması gerek. Niye? Bilmem gereken bir konu mu var? Abi... bak eğer başında bir bela varsa... var da bana söylemiyorsan... işte o zaman buluşuruz ona göre. Var Süleyman. Var. Ama ben hallediyorum. Sevda'yı da zaten... onu kullanıp beni köşeye sıkıştırmasın diye buraya getirdim. Peki ya Alican? He? Ya Sevda'yı kullanan herif, oğlunu, Özlem'i de kullanmaya kalkmaz mı? Onları ne yapacağız? Yok. Yok. Düşmanımı çok iyi tanıyorum. O istediğini elde etmek için asla çocuklara dokunmaz. Çocuklar onun kırmızı çizgisidir. Yesinler onun kırmızı çizgisini. Madem çocuklara dokunmayacak kadar racon biliyor, o zaman kadınlara niye dokunuyor bu lavuk? Racon değil onunki Süleyman. Sadece bir takıntı. İyi tanıyorsun demek. İyi. Hem de çok iyi tanıyorum onu. Eğer kadınlara dokunmayacak kadar hassas değilse bu adam... Özlem'e de bir kötülük yapmaz mı peki? Hayır. Onun Özlem'e zarar vermeyeceğini çok iyi biliyorum. Neden peki? Boş ver Süleyman, biliyorum işte. Eyvallah abi. Eğer sen öyle diyorsan. Peki ben bu konuda ne yapabilirim? Hı? Bak emret yeter. Hiçbir şey Süleyman. Şimdilik hiçbir şey yapmayacaksın. Sen bu aralar dikkatli ol yeter. Abi. Bak gel beraber yürüyelim bu herifin üstüne. İzin ver ya ne olur. İhtiyaç olursa söylerim Süleyman. Abi bak vallahi. Süleyman. Eğer ihtiyacım olursa... senden başka kimden yardım isterim ben? Budur. Budur işte. Abi. Her daim. Her şeyde, her an sonuna kadar yanındayım. Ha. Her şeyde derken, gönül meseleleri hariç tabii. Yenge savaşlarında elimden bir şey gelmez. O cephede yalnız dövüşeceksin. Gerçi kelin merhem olsa kendi kafasına sürermiş değil mi? Benimki de o hesap işte. Neye bakıyorsun? Arar mı hiç o inat? O inatsa ben daha da inadım. Biz birbirimizden gidemeyiz Duygu. Çünkü ben seni gözümle değil, gönlümle sevdim. İnat olan o değil de sen misin acaba Duygu? O senin için hep çabaladı. Peki sen? Anne, bugün eczaneyi siz açsanız ben biraz sahile hava almaya gitsem olur mu? Ne havasıymış bu? Açarız tabii kızım, açarız. Sen git dolaş, hava al birazcık. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Ne? İlhancığım bırak biraz gezsin dolaşsın kız ya. Çok üstüne gidiyorsun. Bak sonra depresyona falan girecek benden söylemesi. Yani Allah korusun. Sevda. Bak bana karşı takındığın manasız tavır yüzünden buradan gitmeye falan kalkma. Tamam mı? Dışarısı senin için çok tehlikeli. Anladın mı beni? Hüda verdi. Sevda bu evden dışarı adımını atmayacak, tamam? Tamam hocam.
çocuk gibi Hüdaver diye emanet ediyor ya. İnsan da başka seçenek mi bırakıyorsun Sevda? Ha oldu olacak, bir de üstüme kapıyı kilitle git Ali. Ha? Ha. İyi fikirmiş. Ben bunu nasıl düşünemedim ki? Hocam kapıyı kilitleme sakın. Ezgi gelirse ben onu nasıl içeri alacağım? Nasıl göreceğim onu? Ha. Kilitle hocam, kilitle. Gelirse ben camdan konuşurum onunla. Bak, ben gelene kadar evden çıkmak yok, o kadar. Hüdaverdi. Tamam hocam, merak etme. Dünyanın sonu değil oğlum. Özür dileyeceksin, bu kadar. Gerisi ona kalmış. Zayıflamış mı biraz? Sıkıntıdan mı acaba? Yok ya. Ne geçti ki aradan? Bana öyle gelmiştir. Yüzü beni görünce mi asıldı? Ulan pilot. Bir çuval inciri berbat ettin. Özür dile kızdan, bakalım affedecek mi? Özür dilesem hemen unutur mu olanları? Sarılır mı bana? Ne olur sarılsa. Dünya tekrar dönmeye başlasın. Ne olur sarılsın Allah'ım. Babam haklı çıktı dedirtecek. Ne yaşattım sana be duygum? Sinirle mi söyledin onları? Sinirli ağzımdan saçma sapan şeyler çıktı. Of, nasıl alacağım geri söylediklerimi? Ama o da bana neler dedi. Ben niye diliyorum? Onun dilemesi lazım. Hala takıyor. Hala takıyor. Hadi özür dilesene, ne bekliyorsun pilot? Ya bunun özrü mü olur derse? Sert bakıyor sanki. Hem o niye özür dilemiyor ki? Yalan söyledi bana. Korkak. Konuşmaya cesaretin yok değil mi? Anca bakarsın öyle. Yok yok. Hala çok kızıyım. Hem suçlu hem güçlü, şuna bak ya. Dilemezsen dileme be. Nezaketsiz ne olacak? Ulan seviyorum be. Seviyorum. Kalbim çıt etti yine bak, iki gözümün çiçeği. Nazik olmasan da çok seviyorum seni. Döneyim işte ya. Döneyim seviyorum diyeyim. Tutayım elini. Arkamdan bakıyor mu acaba? Dönmemiştir bile, yürüdü gitti baksana. Hadi pilot, hadi sevgilim. Haklıyım be güzel gözüm. Ne olur kabul etsen. Bir şey mi diyecektin? Yok. Ha, yok. İyi, peki. Sen, bir şey mi diyecektin? Yok. Peki. Thank you.
Avukat hanım, ben Sevda'nın bu reddi miras durumuyla ilgili görüşmek istiyorum sizle. Yok yok, siz zahmet etmeyin. Ben gelirim. Sadece bana adresi mesaj atmanız yeterli. Ne oluyor be? Ne istiyorsunuz? Hüda verdi. Ne yazıyorsun böyle? Ezgi'nin ben hastanedeyken bana söylediklerini not alıyorum Sevda abla. Neden not alıyorsun ki Ezgi'nin söylediklerini? Elimde kanıt olsun diye. Hatırlamazsa oradan okur. Ben bakarım. Aa, hoş geldin Ezgi. Ezgi. Merhaba Hüda verdi. Ezgi, hoş geldin. Hoş buldum. İyi misin? İyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Tamam. Sana yemek yaptım, açsındır umarım. Aç değilim ama hemen yerim. Çünkü sen çok güzel yemek yapıyorsun. Değil mi Sevda abla? Evet. O sarmaları nasıl yedik ama? Ya gerçekten beğendin mi Sevda abla? İlk defa yaptım, Hüda verdi, seviyor diye. Becerebilmiş miyim? Allah, hepsi çok güzeldi. Ellerine sağlık. Tamam o zaman. Hadi mutfağa. Sevda abla, sen de bizimle gel istersen. Yok, ben tokum. Size afiyet olsun. Sağ ol. Kim ki bu? Eline sağlık. Çok güzel. Al canım. Suyunu iç, ondan sonra doğru doktora gidiyoruz, tamam mı? Panik yapma Beral, iyiyim ben. Gerçekten iyiyim ya. Geçti diyorsun, iyiyim diyorsun. Sen suratının halini görmüyorsun tabii. İlhancığım, bembeyaz oldun. Baba. Baba, ne oldu? Yok bir şey diyor hala. Ya birdenbire fenalaştı, doktora gidelim diyorum ama dinlemiyor ki. Ben doktoru arayayım. Ara. İlhan amca. İyi misin, neyin var? Ulan kız geldi, adım attı. İnsan gibi sordu sana bir şey diyecek misin diye. Desene özür dilerim. Desene seni seviyorum. Sen ne dedin? Ya. Ulan pilot. Ulan pilot. Sen ne zaman adam olacaksın? Yok yok. Bu böyle olmayacak. Başlarım gururuna. Boşuna dememişler aşk da gurur olmaz diye. Gidip özür dileyeceğim. Ne olacaksa olsun. Aynen pilot. Hadi bakalım. Anne. Sevda. Anne. Sevda. Annem. Anne. Annem. İyi misin? İyi misin? Bir şey yapmadılar da anne. Merak etme.
Hoş geldiniz Sevda Hanım. Şimdiye kadar hiçbir iz yok. Adamları bulamadık. Kesin bir şey planlıyor. Kurt Bey'in ölümüyle ilgili bir bilgi sızmadı dışarıya değil mi eminsin? Yok. Şimdilik sadece teşkilat içerisinde. Ama Zeynep Hanım da iyi, merak etmeyin. Peki Can? O hala kontrol altında Ali Bey. Tamam peki, sağ ol. Ne çeviriyorsun manyak? Patatesleri de böyle küp küp doğrayıp onun üstüne atıyorsun. Sonra da 15 dakika kısık ateşte pişiriyorsun. Sen nereden biliyorsun bu kadar yemek yapmayı? İnsanın yemek yapanı olmayınca öğreniyor Ezgi'm. Ama üzülme. Artık yemek yapanım var. Aa, kim? İlahi Ezgi'm, tabii ki sensin. Şey ya, Sevda ablayı mı çağırsak? İçeride tek kaldı. Ben Ali hocamla Sevda ablayı hep yalnız bırakıyordum. O da bizi yalnız bırakmıştır. Sonuçta çiftler yalnız kalmak ister değil mi Ezgi'm? Yok ya, ben çağıracağım. Hem kahve yaparım, hep beraber içeriz. Olur. Sevda abla. Yok, çıkmış galiba. Nasıl yok? Sevda abla mı çıkmış? Nereye çıkmış? Ali hocam onu bana emanet etmişti. Ya Sevda ablaya bir şey olursa? Ay ne olacak canım? Koskoca kadın işi vardır, çıkmıştır. Benim Ali hocaya haber vermem lazım. Bir daha verdi. Ne oldu, her şey yolunda mı? Değil galiba hocam. Galiba mı? Ne oluyor, öyle verdi. Sevda iyi mi? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorum ne demek? Bilmiyorum çünkü yok. Biz Ezgi ile mutfakta sohbet ederken çıkıp gitmiş. Görmedik. Ah, bir daha verdi ah. Neyse tamam, kapat telefonu. Ben seni daha önce gördüm. Özlem'in yanında gördüm. Bu normaldir. Ben Ali'nin ve Özlem'in eski arkadaşıyım. Ali'nin mi? Aa, bak Ali arıyor. İyi insan lafın üstüne ararmış. Onun bir de çomaklı versiyonu vardı ama neyse. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun benden? İnşallah bana inat olsun diye bir yere gitmişsindir. Ali Bey. İsmail. Zeynep Hanım'ı güvenli mekandan kaçırmışlar. Kaçırmışlar mı? Nasıl? Bilmiyoruz. Mekanı ikimizden başka bilen yoktu. Korumaları da öldürmüşler. Sinan ve Zeynep Hanım'dan hiçbir iz yok. Ne demek oluyor ki? Manyağın içeride bir köstebeği var. Bak İsmail. Sinan'la Zeynep'i bulacağız. Manyak onu bize karşı koz olarak kullanmadan onu bulmak zorundayız. Anladın mı? Tamam. Manyak. Ali. Hemen de nasıl anladın benim olduğumu? Oyunu kes manyak. Zeynep de Sinan nerede? Kayıplar mı? Ben onları güvenli bir yerde sanıyordum. Laf cambazlığını bırak. Onları senin aldığını biliyorum. Eğer Sevda'yı da... Sevda da mı ortada yok? Hadi ya.
Kes sesini. Ali, etrafındaki hiç kimseye sahip çıkamamışsın. Çok üzülüyorum, biliyor musun? Ama bir saniye. Bak, yanlış anlaşılma olmasın. Benim Sevda'yla bir alakam yok. Onu sen kendin bizzat kaybetmişsin. Onları bana vereceksin, manyak. Hay hay, tabii. Sen bana bilgileri getir, ben de sana onları. Beni neyle tehdit edersin et? Bu bilgileri sana vermeyeceğimi biliyorsun. Evet, biliyorum. Bir şey elde etmeyeceğini biliyorsun da. Niye kaçırdın onları? Neyin peşindesin? Ah Ali, ah Ali. Bilmecenin cevabını verdikten sonra nerede kaldı oyunun zevki? Ha? Düşün bakalım, manyak ne planlıyor? Bakalım benim oyunumu çözebilecek misin? Ne çeviriyorsun manyak? Ne çeviriyorsun? Sağ ol Ahmet. Çok iyiyim şimdi, sağ ol. Rica ederim İlhan amca. Ama hastaneye uğra, sakın ihmal etme. Tetkikleri yapalım, olur mu? Çünkü çok önemli. Tabii önemli. Geliriz tabii. Ben hep diyorum zaten gidelim diye ama işte. Neyse, çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tamam. Güle güle. Sağ ol. Ben geçireyim seni. İyisin değil mi? Hı? Beni her gördüğünde neden bu kadar geriliyorsun hiç anlamıyorum Duygu. Yoksa o neydi? Pilot denen sevgilin yüzünden mi? Nişanlım. Tabii ya. Bakabilir miyim? Alyan seline çok yakışmış. Ben de senden özür dileyecektim. Barışalım diye ben kendimi yerken senin bu yaptığın reva mı bir Duygu? Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun. Umarım seni hak eden birinin yüzüğünü taşıyorsundur. Beni hak etmeyen birinin yüzüğünü taşımayacağım en iyi sen bilirsin Ahmet. Sana mı kaldı bunu sorgulamak? Yıllar sonra karşılaştık diye bunu sormaya kendinde hak mı görüyorsun Ahmet? Yok, ben sadece... Bak, eğer aklında benle ilgili bir şeyler varsa unut. Benim hayatımda biri var ve ben onu çok seviyorum. Ben bunu biliyorum zaten. Evet, biliyorum. Ama sen çok yanlış anlıyorsun, biliyor musun Duygu? Çünkü hayatında birinin olması demek arkadaş olamayacağımız anlamına gelmez, öyle değil mi? Evet, bizim ilişkimiz seneler öncesinde kaldı, tamam. Ama yine de iki medeni insan gibi görüşebiliriz diye düşünüyorum. Sence de öyle değil mi? Arkadaşız zaten. Arkadaşlar ötesi de olamaz. Yalnız ben arkadaşlarımla bu kadar sık görüşmüyorum ya da arkadaşlarım... Kafalarını estikçe benim eczaneme gelmiyorlar. Emel teyzeye geldiğimi söylemiştim daha önce, değil mi? Ona iğne yapmak için geliyorum. İşte geçerken uğrayayım dedim. Babanı da rahatsız görünce... Anladım. Teşekkür ederiz. İyi günler. Rica ederim. Hocam. Sevda ablayı bulabildin mi? Hayır, öde verdi. Ne oldu anlatsana. Hocam ben çok özür dilerim. Biz Ezgi ile içeride sohbet ediyorduk. Sevda abla nasıl gitti anlamadık biz. İnşallah o manyak Sevda ablaya bir şey yapmaz. Sevda? Sevda? İyisin. Bir şey olmamış. Sevda ablaya bir şey olmamış. Bak. İyiyim de niye bir şey oldu sandınız?
Ne olabilirdi ki? Ne sanmalarını bekliyordum Sevda? Sana evden çıkma demiştim. Habersiz evden çıkmışsın. Telefonlarına cevap vermiyorsun. Neredeydin ki? Ben... Anneme gittim. Anneme gittim. Canı sıkılmış biraz. Ev sahibi gelmiş. Kiradan dolayı falan biraz üzerine gitmiş. Bir de... Sinan'a canı sıkılıyordu annem. Sevda. Bak sana da annene de söyledim. Sinan için endişelenmeyin. O güvende. Neyse. Benim yapmam gereken birkaç önemli şey var. Sen geldiğine göre gidebilirim. Sevda, lütfen buradan ayrılma. Bak önemli diyorum. Kardeşine pek benzemiyorsun. Sen daha çok annene çekmişsin. Kardeşin Sinan da rahmetli babana benziyor. Allah sonunu benzetmesin. Kardeşimden ne istiyorsun? Ne yapacaksın ona? Oh, söyledim ama. Ya ben bu çok tekrarı sevmiyorum. Daha önce severdim ama bunun bir faydasını görmediğim için bıraktım. Bıraktım. Ben, sen ne istediğimi sormuştun değil mi? Benim istediğimi yaparsan hiçbir şey. Benden ne istediğinin farkında mısın? Ben bunu yapamam. Tamam. O zaman kardeşin de sevgilisi hayatlarının bağrında kuru bir yaprak gibi solup gider. Sadece onlar da değil, annen de. Tabii seçim senin. Yani ya bu görüşmemizden Ali'ye bahsedersin ve annenin kardeşinin ipini çekersin. Ya da benim dediğimi yapıp herkesin hayatını kurtarırsın. Ya senden bu küçük ricam onların hayatları karşısında çok hafif kalıyor değil mi? Yarın sana saat 2'ye kadar mühlet. Umarım doğru karar verirsin. Kardeşim de sevgilisi hayatlarının bağrında kuru bir yaprak gibi solup gitti. Annem de. Ya da benim dediğimi yapıp herkesin hayatını kurtarırsın. Annem de. Sevda abla iyi misin? Bir şey düşünüyor gibisin, dalgınsın. Değil mi Ezgi? Yok. Yok, iyiyim, iyiyim daha verdi. Ben kalkayım o zaman. Ben de seni uğurlayayım. Sevda abla, sen bir yere gitme, burada dur tamam mı? Ben Ezgi'yi uğurluyorum. Ne yapacağım şimdi ben? Manyağı bulmak için ona Zeynep'in yerini söyleyen köstebeği bulmamız şart. Ne yapıp edin? Aranızdaki haini bulun. Anladınız mı? Sevda. Sana Sinan güvende demek zorundaydım. Senin üzülmeni hiç istemiyorum. Ama sana söz veriyorum. Manyağı bulup Sinan'ı onun elinden kurtaracağım.
yokluğumu fırsat bilip hemen yerleşmiş eve. Ay bir de böyle gerim gerim gerilmesi yok mu? Şeytan dedi saçını başını yol. İnan zor tuttum kendime. Ben sana vazgeç diyorum bu sevdadan. Dinlemiyorsun kızım. Anlayamıyorum seni. Madem bu kadar bozuluyorsun, o zaman meydanı boş bırakıp niye tuttun ki bu evi? Doğru ya. Ali'nin peşinden koşa koşa geleceğini sanıyordun değil mi? Ah benim saf kızım. Anneni dinlemezsen böyle bu evi tuttuğunda kalırsın işte. Ben hala umudumu kaybetmedim anne. Anneanne, sen de bu gece bizimle kalsana. Ah sen istersin de kalmam mı paşam benim? Oo. Oo. Düşün bakalım manyak ne planlıyor? Düşün bakalım manyak ne planlıyor? Ne yapmaya çalışıyorsun manyak? Zeynep'lerle benim dikkatimi dağıtıp başka yolda mı yürüyeceksin? Hadi Sevda. Bunu yapabilirsin. Sinan ve Zeynep için. O adamı nasıl bulacağını düşünüyorsun değil mi? Benim aklıma takılan bir şey var. Bu adam her kimse. Belli ki derdi Kurt Bey'le. Senden ne istiyor ki? Onun derdi ne Kurt Bey ne de benim. Kurt Bey bana bir şey emanet etti. Onun derdi o emanetle. Peki bu emanet her neyse, ver gitsin olmaz mı? Hem başımızdaki bu tehlikeden kurtulmuş oluruz. Asla. Bu emaneti vermek ihanetlerin en büyüğü olur. Ölsem de vermem. Çok merak ettim bu emaneti. Nasıl bir şey? Boş ver. Gereksiz bilgi yüktür. Peki nerede saklıyorsun? Burada mı? Sevda niye soruyorsun bunları? Hiç ben öyle ölsen de teslim edemeyeceğin kadar mühim bir şeymiş ya. Belki bulabilirler diye. Bulamazdım. Merak etme. Geldin de şimdi ne yapacaksın pilot? He? Ben zaten niye geldim ki buraya? Hele bugün o gördüğümden sonra. Uf pilot ya keşke arasan. Söyleyecek bir şeyin yok gerçi. Neden arayasın ki? Bir şey oluyor, fenalaştı. Baba ne oluyor? İyi misin? Yok. Fenalaştı birden. Yok. Öksür baba, sertçe öksür. Sert, hızlıca öksür. Ah. Ambulans mı? Ben ambulansı arayayım, böyle olmayacak. Babacığım, neren arıyor?
kollarında uyuşma var mı? Anne, ilacını aldın mı baba? İlacını aldın mı İlhan? Almamış, almamış, ilacını almamış işte. Kızım, yok bir şey, yel girmiştir zaten. Sen, tamam, biz sadece bunun altına bakayım baba. Oh, İlhancığım. Kolunda uyuşma var mı? Hadi dik dur, dik dur, dik dur. Al şunu bakayım. Al şunu, sabahtan niye almıyorsun? Yok, bu böyle olmayacak. Yok, 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 olmayacak. Dur. Allah kabul etsin. Sağ ol. Ali, benim aklıma bir şey takıldı. Emanet dediğin şeyi kasa gibi bir yere falan mı koydun? Yani bulunması zor bir yere. Sevda, sen bu konuyla niye bu kadar ilgileniyorsun? Hiç, ben sadece hani iyi güvenlikli mi diye dedim. Ama ilgilenmesen senin için daha iyi. Kurt Bey'in yaralı olduğu gün, buraya getirdikleri gün sen de burada mıydın? Evet. Kurt Bey'in Ali'ye verdiği emaneti gördün öyleyse. Evet, gördüm. Ali hocama bir çanta verdi Kurt Bey. Ali hocam da içinden hard disk aldı. Onu nereye koyduğunu biliyor musun? Yok, görmedim. Ali hocam hard diski aldı ve çıktı. Nereye gittiğini bilmiyorum. Mandalina? Yok. Ben bakarım şimdi. Bir daha ver de su iç, iyidir. Al hocam. Sağ ol. Meryem. İyi akşamlar. Ben böyle evde biraz sıkıldım da geleyim dedim. İyi yapmışsınız. Buyurun, geçin. Ben çay koyayım. Hadi ben de yardım edeyim. Anne, neden geldin? Ben evde duramadım. Bir şey bulabildin mi? Amma uzattım be oğlum. Alt tarafı arayıp konuşacaksın. Şu an küs olabilirsiniz ama o senin nişanlın. Nişanlın bir oğlum. Niye kasıyorsun? Ara, konuş. Lan. Lan. Oğlum. Senin ne işin var lan burada? Ne işin var lan? Ay dur, ben bakarım. Babacığım. İyi misin birazdan? İlhan amca, nasıl oldun? Ahmet, hoş geldin. Bir kalbini dinleyelim senin şimdi. Bana söyleyeceksin Duygu. O lavuk o kapıdan içeri niye girdi? Söyleyeceksin. Derin nefes, devam. Ahmet, oğlum bir şey söylesene. İyi değil mi? Korkulacak bir şey yok. Korkmayın. Kim ki bu şimdi? Ben bakarım. Evet, bir de tansiyona bakalım. O herifin burada ne işi var? Pilot, lütfen gider misin? Ne yapıyorsun sen burada? O adam istediği zaman gelsin,
Ben gelince gider misin öyle mi? Yok öyle ama. Pilot dur babam. Pilot. Ne arıyorsun sen benim evimde? Ha, ben şey. Ne? İlhan amcacığım lütfen yormayın kendinizi. Bence de siz hiç kendinizi yormayın. Hatta benim kusuruma da. Bakmayın ben zaten şey için gelmiştim. Bu şey yapmak için. Sonra hani şey olunca geçmiş olsun. Ali Hoca var ya Ali Hoca. Ali Hüroğlu. Benim öz be öz abimmiş lan. Yakışmaz sana Vedat. Yakışmaz. Pilot dur. Pilot. Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Ne yaptığını sanıyorsun? Ya seviyorum be kadın. Seviyorum anladın mı? Aşkından geberiyorum görmüyor musun? Halimi görmüyor musun? Bu kadar mı körsün Duygu? Ya adam peşinden ayrılmıyor. Ya eczaneye gelir. Ya evine gelir. Ailen de onu seviyor. Destekliyor. Sen de sevmişsin zamanında. E tabii sizinkiler de haklı ama. Sonuçta koskoca bir doktor değil mi? Biricik, güzeller güzeli, kızlarına layık tabii. Tabii onu isteyecekler. Benim gibi geçmişi karanlık birini isteyecek halleri yok. Saçma sapan konuşma pilot. Ya babam rahatsızdı, o yüzden geldi Ahmet. Altında başka bir şey arama. Ha. Ya ben... Hani öyle olunca... Ama sen de beni anla be. Anla ne olur. Yani diyeceğim okey. Geçmiş olsun. Duygum. Geçmiş olsun. İlhan babaya da... ...bize de... ...geçmiş olsun. O ne demek? Bize de geçmiş olsun. Ne demek? Bizden geçti artık Duygum. Bizden olmayacak demek. Ya olmayacak. Duaya amin demek için çalışmışız be Duygum. Hani derler ya davul bile dengi dengine. Bizimki de o hesap. Ben çok güzel bir rüya gördüm be Duygum. Çok güzel. Ama artık uyanma vakti. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Senin sevginde, aşkında bu mu? Her şey bu kadar ortadayken... ...benim ne düşündüğümün ne önemi var ki Duygum? He? Buraya kadarmış. Bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Hoşça kal. Güzel göz. Hoşça kal. Çocuk oyuncağı mı sanıyorsun sen ha? Çocuk oyuncağı mı bu? Bunu öyle estiğinde parmağından çıkaracak mısın? Bak. Bu burada duruyor, değil mi? Bu burada duruyor.
Eğer ben bunu parmağımdan çıkarırsam bir daha geriye takmam pilot. Ama burada çıkarmamış. Çünkü bunu buradan çıkarırsam sana olan sevgim bitmiş demektir. Çıkmış mı? Çıkmış mı? Yok. Yani? Yani? Yani sana olan sevgim de aşkım da bitmemiş. Ama seninki bitmiş. Bitmiş ki bunu parmağından çıkardın. Peki pilot bey? Uğurlar olsun sana o zaman, bitsin. Ama buraya sakın bir daha gelme. Sakın benim karşıma bir daha çıkma. Tamam mı? Bu da çıkar yakında, merak etme. Duygu, Duygu gitme, dur dur. Dur dur, dur Allah'ını seviyorsan dur. Yani sen... Bitmedi mi diyorsun yani? He? Ya ben öyle birden sinirle şey yapınca... Çekil pilot. Duygum. Çekil. Duygum, Duygum. Duygum. Affet. Bak. Takıyorum. Ben bir eşeklik ettim. Ama vallahi de billahi de... seni ölesiye seviyorum ben. Bak seni öyle seviyorum ki... bazen kafama böyle bir çat diye bir şey oluyor. Sonra ben deliriyorum. Sana kimsenin bakmasına da... dokunmasına da tahammül edemiyorum, anlıyor musun? Ama sana söz... sana söz... alışacağım. Madem sen bana sevdiğini söyledin... ben her şeye alışacağım. Sana inanmaya da alışacağım. Seni dinlemeye de alışacağım. Ben bir tek şeye alışamam Duygu. Sensizliğe. İnan buna alışamam. Kalk pilot. Duygu. Pilot kalk. Evlenmeden olmaz. Evlenelim o zaman. En kısa zamanda. Bari bir yanaktan öpseydim ha. Olur. Ben sana aşığım be kadın. Aşık, aşık. Ben de sana aşığım, tamam. Can. Bu iş çok uzadı. Ama artık bitecek Ali Hüroğlu. Seviyor lan. Seviyor. Vallahi seviyor, billahi seviyor. Ama bundan sonra tövbe. Sormadan etmeden hiçbir şey yapmayacağım. Oğlum vallahi seviyor lan. Seviyor oğlum. Vakit geldi. Bunu yapmak zorundayım pilot. Babamızın mezarında rahat uyuması için... kanının yerde kalmaması için yapmak zorundayım kardeşim. Lazım Vedat. Yapabilirsin.
Hadi oğlum. Vedat. Ne yapıyorsun lan sen? Oğlum sen o silahı neden benim abime doğrultuyorsun lan? Hı? Bana bak oğlum. Sen benim abimi vuracaktın lan. Gözünü kaçırma lan. Bana bak. Gözümün içine bak. Sen benim abimi vuracaktın lan. Cevap ver lan. Evet lan, evet vuracaktım. Abini vuracaktım, var mı? Neden lan? Neden? Neden oğlum? Merak mı ediyorsun lan? Ha? Merak mı ediyorsun? Uzatma Vedat. Cevap ver. Kıskançlıktan delirdin mi oğlum sen? Sen benim abime nasıl silah doğrultursun lan? Ha? Cevap ver lan bana! Asıl sen bana cevap ver pilot. Bana kendine verdiğin sözü tutacak mısın, tutmayacak mısın? Ha? Ne sözü? Babamızın katilini bulduğunda kafasına sıkacağım diye ettiğin yemini tutacak mısın? Kafa kafaya verip gözyaşları içinde mezarın başında ağlarken ettiğimiz yemini tutacak mısın yoksa yutacak mısın? He? Ne diyorsun oğlum sen? Babamızın katilini bulunca öldürecek misin, öldürmeyecek misin pilot? Oğlum ne diyorsun Vedat? Cevap ver bana! Evet lan! Evet! Öldüreceğim. İyi o zaman. Babamızın katili abin. Ne diyorsun oğlum sen? Ne saçmalıyorsun lan sen? Duydun lan işte. Duydun. Babamızın katili abin. Babamız Erniko'nun katili abin. Abin Ali Hüroğlu. Benim abim. Benim abim babamızın katili, öyle mi? Oğlum sen kıskançlıktan delirdin mi lan? Gözün başka bir şey görmüyor mu lan senin? He? Manyak manyak konuşuyorsun. Lan. Oğlum yoksa uygar mı söyledi lan sana bunları? Bana da söyledi. Ben yedim mi? Hayır, ben inanmadım. Tadas'ın adamıyla da konuştum pilot. Lan o da hikaye. Tarat Kurt Bey'i satmak için kurdu bu tuzağı. Lan oğlum anlamıyor musun? Bunların hepsi çakal lan. Sen nasıl düşersin oğlum bu tuzağa? Abimi indiremediler. Hepsini bizim üstümüze saldılar. Can, seni böyle ayakta görmek güzel. Geçmiş olsun. Yaşayacak günümüz varmış daha. Keşke Kurt Bey de. Başımız sağ olsun. Beni niye çağırdın buraya? Yıllardır Kurt Bey'in bir sırrını taşıdım Ali. Allah biliyor ya, benden önce ölmeseydi bu sırrı mezara kadar da götürürdüm. Ama önce o öldüğüne göre artık senden saklamanın bir anlamı yok. Neyi saklamanın Can? Söylesene neyi? Kurt Bey'in canı pahasına senden sakladığı şeyi. Yani kardeşini. Kardeşim... Kurt Bey saklamış da tamam ama biz kavuştuk Süleyman'la. Süleyman'dan bahsetmiyorum Ali. Sana söyleyeceğim şey... Daha doğrusu... Bu nasıl söylenir bilmiyorum. Galiba... En iyisi... Senin bunu okuman. Bu ne? Babanın
Kurt Bey'e bıraktığı mektup. Babamın Kurt Bey'e. Kurt Bey, canım arkadaşım. Bu mektubu sana aileme sahip çıkman için yazıyorum. İki oğlum ve daha doğmamış olsa da kızım sana emanet. Onlara iyi bak. Ve senden küçük bir ricam var. Eğer olur da kızımın doğumunu göremeden bu dünyadan göçüp gidersem, ona rahmetli annemin adını, Zeynep ismini koy. Allah'a emanet ol. Bu doğru mu? Zeynep senin kardeşin Ali. Zaten Kurt Bey'in çocuğu olmuyordu ki. Rahmetli eşi de çok istemişti bir evlat edinmeyi. Anneniz hamileyken o kazayı geçirmişti. Hastaneye kaldırmışlar. Bebeği kurtarmışlardı. Zeynep'i bulman lazım Ali. Onu bulman lazım. Bu kadarını bana nasıl yaparsın Kurt Bey? Efendim? Ali, Zeynep Hanım'ın yerini manyağa söyleyen köstebeğin kimliğini tespit ettik. Ali Hüroğlu, babamız Erniko'yu öldürdüğünü inkar etmiyor. Git kendin sor. Bana inanmıyorsan git kendin sor, kendin öğren. Yemininin arkasında duracaksın kardeşim. Sen durmuyorsan ben dururum ona göre. Konuşmuyor musun? Ama ben seni konuşturmasını bilirim. Bu gece bitmeden Zeynep ile Sinan'ı nereye kaçırdığınızı söyleyeceksin. Yoksa buradan çıkamazsın. Anlat bakalım. Biz her yerden çıkarız. Ali Hüroğlu, her yerden. Ama canlı, ama ölü. Manyak sana selamını iletmemi istedi. Dedi ki, yarın saat 2'de seninle görüşecekmiş. Hayır, çıkar! Doktor çağır. Gençler, umarım burada sıkılmamışsınızdır. Ne istiyorsun bizden? Hadi ama. Size bir şey yapmaya niyetim yok. Ya böyle adamın mahremine de girdik ama. Anne, Ali'nin düşmanıyla işbirliği kurduk. Sen mahremine girmemizden bahsediyorsun. Kızım, bunu Sinan için yapıyoruz biz. Hayriye teyze, Sevda abla, ne yapıyorsunuz Ali hocamın odasında? Biz temizlik yapıyoruz.
Hüda verdi. Gece gece. Ya evet. Kıyamam böyle, Ali'nin evi dağılmış. Görünce sürpriz yapalım dedik. Ya, tabii. Bekar adam neticede. Ondan. Ne kadar iyisiniz. Keşke beni de düşünen birileri olsa böyle. Ya sana da geliriz Hüda verdi, değil mi anneciğim? Hı hı. Tabii tabii. Allah razı olsun. İyi o zaman, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Hiçbir yerde yok, ne yapacağız? Dükkana saklamış olmasın? Aa, evet. Olabilir. Olabilir de. Ben bir dükkana bakıp geleyim. Hadi sen git bak, ben buraları toparlarım. Hadi. Düşündüğüm gibi. Teşkilatı adamlarını yerleştirmiş. İnsan canını biri için nasıl feda eder ha? Hem de manyak gibi biri için. İşte manyağın tarzı bu. İnsanların beyinlerini yıkayıp onları birer robota dönüştürür. Onlar da manyak için ölmeye hazır askerler gibidir. Anne. Ne oldu? Yok. Yok, dükkana baktım, orada da yok. Ya insan böyle bir şeyi nereye saklar? Peki onu nereye koyduğunu gördün mü? Yok, görmedim. Ali hocam hard diski aldı ve çıktı. Nereye gittiğini bilmiyorum. Hocam parka gitmeden önce seni görmek istedi de. Gerçi dün gece uyumadan önce geldiğinde gördü ama getirdiğin ayıyla uyudu, biliyor musun bütün gece? Kalkar kalkmaz da baba baba diye tutturunca biz de görelim dedik. Düşmanımı çok iyi tanıyorum. O istediğini elde etmek için asla çocuklara dokunmaz. Çocuklar onun kırmızı çizgisidir. Alican. Alican. Alican mı? Ali Nedim'in çocuklara asla dokunmadığından bahsetti. Özlem de Ali'nin gece oğluna oyuncak götürdüğünü söylemişti. Düşünsene, Kurt Bey vurulmuş, bir sürü olay olmuş. Ali niye gece gece oğluna oyuncak götürsün ki? Aradığımız şey kesin o oyuncağın içine sakladı. Kesin anne, kesin. İyi de sen oraya nasıl gireceksin kızım? Özlem seni oğlunun yanına yaklaştırır mı? Anne ben hallederim. Ben bir yolunu bulurum. Sinan için, Zeynep için. Manyak sana selamını iletmemi istedi. Dedi ki yarın saat 2'de seninle görüşecekmiş. Dayan kardeşim. Dayan. Seni kurtaracağım Zeynep. Manyak. Eğer kardeşimin saçının teline dokunursan seni de odana pişman ederim. Evet. Ah, çay. Hayır. Sıcak sıcak iyi gelir. İçin. Ne istiyorsun bizden? Hiçbir şey. Neden buradayız o zaman? Bu işte birer piyonsunuz diyelim. Ve ümit edelim ki satranç tahtasından ilk düşen siz olmayın. Ya merak etmeyin, hiç karartıcı olmayacağım bu akşam. Şiir sever misiniz? Size en sevdiğim şiiri okuyacağım. Neredeydi bu? Nerede? Kılım. Hah, burada. Havada süzülen el. Daha düne kadar tutup aynı yolda yürüdüğüm o el, şimdi ihanetin zehrine bulanmış hançeri tutuyordu.
uğrayan herkes gibi ihanet beni en sevdiğimin elinden buldu. İhanet. Düşmanın edemeyeceği tek kötülük. İhanet, yalnız sevdiğinin elindeki bir silah. O silahın açtığı yara asla iflah olmaz. İnsanın sırtına saplanan hançerin yeri ömür boyu sızlar. Ve ihanet tıpkı ölüm gibi herkesi hazırlıksız yakalar. Yarın hayatın en büyük ihanetine uğrayacaksın Ali. Ve bu uğradığın ihanet seni mahvedip bitirecek. Bulabildiniz mi? Hayır, hiçbir şey yok. Sen ne yaptın? Gidecek misin manyak ararsa? Gitmek zorundayım. Zeynep ve Sinan için gitmek zorundayım. Ali Hüroğlu, babamız Erniko'yu öldürdüğünü inkar etmiyor. Git kendin sor. Bana inanmıyorsan git kendin sor, kendin öğren. Yemininin arkasında duracaksın kardeşim. Sen durmuyorsan ben dururum ona göre. Süleyman. Abi. Efendim? Konuşmamız lazım. Tamam ama bir işim var, sonra olsa. Hemen. Abi hemen. Ne oldu, bir şey mi oldu Süleyman? Yüz yüze abi. Senle ben. Yüz yüze. Peki, nerede? Tamam. Ne işin var senin benim kapımda? Ben... Konuşmak için geldim. Konuşmak için geldin. Boşuna gelmişsin. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Bak Özlem. Buraya Ali ile ilgili değil. Alican'la ilgili konuşmak için geldim. Babasıyla arasına girdiğin yetmedi. Şimdi beni oğlumdan ayırmayı falan mı düşünüyorsun ha? Tam tersi. Babasıyla kavuşması için. Alican nerede? Anneannesiyle dışarıda. Evet, seni dinliyorum. Ne anlatacaksan anlat ve git hadi.
Bak Özlem, aramızdaki mesele ortada. Bu çekişmeden Alican'ın daha fazla etkilenmesini istemiyorum. Dolayısıyla bizim yüzümüzden Ali ile de araları kötü oluyor. Ve bu duruma gerçekten üzülüyorum. Bak sen, çok üzülüyorsun demek ha. İyi o zaman, ayrılsana Ali'den. Yapma. Tek çözümün bu olmadığını sen de çok iyi biliyorsun. Neymiş peki diğer çözüm? Bak, aramızdaki bu gerginliğe son verebiliriz. Eğer sen de istersen, Ali'nin çocuğunun annesi olarak sana hayatımda yer vermeye hazırım. Bunları anlatmak için mi geldim buraya? Hayır, ama sen kapıya baktıktan sonra devam edebilirim. Erken gelmişim. Ne yapayım, elimde değil. Sabırsızlanıyorum. Ali'ye yeri söylemenin zamanı geldi. Süleyman. Beni niye buraya çağırdın? Bugün soruları ben soracağım abi. Şimdi sana tek bir soru soracağım. Ve senden almak istediğim tek bir cevap var. Erniko'yu sen mi öldürdün? Pilot. Neden ya? Ha? Neden? Ya o adam bana babalık yaptı be. Özoğlu Vedat'tan beni hiç ayırmadı. Ya o adam kimsesizlerin kimsesiydi. Nasıl kıydın sen o adama be? Bak pilot. Şimdi beni iyi dinle. Hayır. Sen dinle abi. Sen dinle. Neden ben seni abim diye bağrıma basmışken sen benim sırtıma bir hançer soktun? Neden sonunda bana bir yuva verip içine yalan diye zehirli akrep koydun? Neden? Neden Erniko'yu öldürdüğünü söylemedin? Neden sakladın benden babamın katili olduğunu neden? Ya ben intikam yeminleri edip öldüreceğim adamın
sen olduğunu bana neden söylemedin abi? Neden ya? Neden? Sevda. Orada mıymış? Buldun mu? Kaldı. Hatırlatmak istedim. Eğer 15 dakika içinde burada olmazsan neler olabileceğini hatırlatmama gerek yok herhalde. Değil mi? Niye biliyor musun? Çünkü abinle ettiğin intikam yemininin arasında seçim yapmak zorunda kalma diye. Bana ne yapacağından korktuğumdan değil. Yıllar sonra bulduğun abini, senin kardeşimin elinden almamak için. Seni bu vicdan yüküyle bırakmamak için sustum. Sonunda zaten söyleyecektim sana. Neden ama? Neden? Cevap ver bana, neden? Ya konuşsana abi. Şimdi susmanın vakti değil. Bana cevap vereceksin. Cevap ver! Neden? Neden biliyor musun? Erniko benim oğlumu öldürdü. Kaybettiğim ve yıllarca aradığım kardeşimin adını verdiğim oğlumu. Senin adını verdiğim, senin yeğenini öldürdü. Ne? Yalan mı? Erniko, çocuk öldürmez. Kendi ölür. Yine de bir çocuğun kılına zarar gelmesine izin vermez. Yalan değil kardeşim. Ben yalan söylemem. O zaman sana yalan söylemişler. Babama iftira atmışlar. O çocuk öldürmez. Öldürmez. Benim baba dediğim adam benim yeğenimi öldürdü, öyle mi? Yok. Olmaz. Yapmaz. Hedefinde ben vardım Süleyman. Oğlum değil. Teşkilatta çalıştığım dönemde onun silah sevkiyatına engel olduğum için beni öldürmek istedi. Evet, beni öldürmek istediği. Arabama bomba koydurttu. Ama o arabaya benim yerime oğlum binince Süleyman, kardeşim, sen demedin mi bana oğlunun intikamını almasaydın ben senin yerini alırdım diye? Abi ben ne yapacağım şimdi? Bir yanda intikamını alacağını yemin etmiş, yeminini tutacağını söylemiş Vedat. Diğer yanda benim öz be öz abim, ben şimdi ne yapacağım ya, ne yapacağım ben? Ya ben hayatım boyunca babamın yani Erniko'nun intikamını alacağım diye yaşamış bir insanım. Ben şimdi ne yapacağım abi? Ne yapacaksın biliyor musun Süleyman? Bundan sonra kardeşin için yaşayacaksın. Anlamadım. Ne? Bak. Kurt Bey ölmeden bir sırrını daha götürecekti. Ama öğrendim. Bak bir mektup var. Ben de hatırladım. Annem. Annemiz o kaza sırasında hamileydi. Ne diyorsun sen ya?
bizim bir kardeşimiz daha olacaktı Süleyman. O kaza olmadan annemiz hamileydi. O çocuk büyümüş. Gördün mü? Bizim bir kız kardeşimiz var Süleyman. Ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama bizim bir kız kardeşimiz falan yok. Ben annemi de hatırlıyorum, babamı da hatırlıyorum. Eğer annem hamile olsaydı onu da hatırlardım. Süleyman, senin hatırlamıyor olman çok normal. Çok küçüktün. Can bana söylediğinde ben bile hayal meyal hatırladım. Annemiz o kaza sırasında hamileydi. Kazadan sonra doktorlar kardeşimizi kurtarmış. Evet. Kurt Bey çocuğu olmadığı için onu yanına almış. Kızı bellemiş. Ona bakmış, büyütmüş. Abi. Ne diyorsun sen ya? Gerçek mi bunlar? Gerçek ya. Zeynep var ya. Kurt Bey'in kızım dediği Zeynep. Aslında o bizim öz be öz kardeşimiz. Ne diyorsun abi? Süleyman. Kardeşim. Zeynep bizim kız kardeşimiz. Ve şu an hayatı tehlikede. Manyak onu kaçırdı. Abilerinin onu kurtarmasını bekliyor. Demek Ali'ye olan sadakatin kardeş sevginden ağır bastı. Ona ihanet edemedin. Belki de benim blöf yaptığımı sanıp risk aldın. Ama aldığın bu riskin bedelini kardeşin canıyla ödeyeceksin. Yazık. Onlara da çok alışmıştım. Böyle tatlı, saf, aşk halleri falan. Umarım öbür tarafta kavuşurlar. İkisini de öldürüp ölüm anlarında çekin. Nedim. Bekle. Sevda Hanım. Pek dakik biri değilsiniz galiba. Ben de siz gelmediğiniz için az önce kardeşinizin infaz emrini veriyordum tam. Ama son anda gelip onun hayatını kurtardınız. Tabii elim boş gelmediysem. Kardeşim nerede? Bunu söylememi beklemiyorsun herhalde değil mi? İstediğimi getirdiğinden emin olmadan onu sana sunmamı beklemiyorsun herhalde. Bekliyor musun? Yok bence o kadar saf değilsin. Eğer öyleyse saf biriyle çalıştığım için çok üzülürüm. Sana riski verdiğimde kardeşimi serbest bırakacağını nereden bileceğim? Bilemezsin evet. Ama göreceksin, dürüstlük benim bu hayatta değer verdiğim en önemli şeydir. Yani kurallarına göre oynamazsam kazanmanın da bir anlamı yok benim için. Al şunu. Bana kardeşimin ve Zeynep'in yerini söyle. Neredeler? Kardeşim nerede? Söyleyeceğim merak etme. Söyle dedim. Kardeşim nerede? Söylemeden önce buraya bir kişinin daha gelmesi gerekiyor. Onu bekliyorum. Kim? Kimi bekliyorsun? Ben aslında çoktan burada olması gerekiyordu ama anlaşılan o da dakikliğini yitirmiş. İntikamımızı.
Tutabildin mi verdiğin sözü? Abine kıyamayacağını biliyordum. Yeminimizi tutamayacağını biliyordum kardeşim. Ama itiraf etti değil mi abin? Ha? Anlattı değil mi gerçeği? Ne oldu? Yalan diyordun, inanmıyordun bana. Öğrendin mi şimdi gerçeği? Babamızı öldürdüğünü abinden öğrenince ne hissettin? Ha? Ne hissettin? Konuşsana pilot, niye susuyorsun? Manyak! Geldim işte! Ali! Ali! geldi işte. Ali Hüroğlu. Sevda. Senin ne işin var burada? Nedim. Sevda'yı niye getirdin buraya? Ben getirmedim. Kendisini davet ettim. O da davetime icabet etti. Ya bu arada senin gibi eli boş gelmedi tabii. Sana demiştim Ali. Bilmeceyi çöz demiştim. Çözemedin. Şimdi anladın mı? Zeynepleri sen bana hard diski ver diye kaçırmadım. Sevda bana versin diye kaçırdım. Çözemediğin için de hem bu diski hem de hayatta en sevdiğinin sadakatini kaybettin. Her anlamda yendim seni. Ali, affet. Hiç burada. İyi. Tamam, hard diski aldın işte. Bırak Sevda'yı. Beni bilirsin, ben verdiğim sözü tutarım. O gidecek, gençleri de serbest bırakacağım. Ama önce kalite kontrol. Sevdiği adamın arkasından iş çeviren biri bana neler yapmaz kim bilir, değil mi? Efendim, bunda şifre var. Yapma dedim. Yana yakılı aradığın hard diski şifresiz saklayacağımı düşünmemiştim, değil mi? Ali, Ali. şifre ne Ali? Söyleyecek misin bana? Yoksa Sevda'nın doğum günü mü? Olabilir. Denesene. Ha. Ama dikkatli ol. Hard diskin içinde ilk denemenden itibaren başlayacak 30 dakikalık bir sayaç var. Eğer 30 dakika doğru şifreyi giremezsen içindeki bilgiler otomatikman silinecek. Evet. Zeynep benim kız kardeşim. Ama onun bizim davamızla bir alakası, bir ilgisi, bir günahı yok. Onu o ruh hastasının elinde kaderine terk edemezdim, anlıyor musun? Ha? Anlıyorsun değil mi? Bak, abim meselesi başka. Ama Zeynep için bana hak veriyorsun değil mi? Yanımdasın değil mi kardeşim? Yalan söylüyorsun Ali.
istersen dene. Ne kadar uğraşsan başaramazsın. Hiçbir şifre kırma programının kıramayacağı bir şifreyi bizzat kendim yerleştirdim. Senin için. Yani anlayacağın şifre sadece burada. Eğer bir şey yaparsan bütün bilgileri kaybedersin. Dene. Ama sana dene dedim. Sana söylemiştim. Elin güçlü değil Ali. Unutma. Sevda'nın uğruna sana ihanet ettiği kardeşi ve senin kardeşin Zeynep benim elimde. Ne? Zeynep senin kardeşin olabilir mi? Ali ne diyor bu? Evet Sevda, öyleymiş. Ben de yeni öğrendim. Ben de yeni öğrendim Ali. Bilseydim söylerdim. Ben Kurt Bey gibi kara vicdanlı değilim. İki kardeşi birbirinden saklamam. Saklamazsın ama öldürürsün. Aa, bu nasıl bir iftira? Sen benim kardeşimi ve Zeynep'i öldürmekle tehdit etmedin mi beni? Sana bir sır vereceğim. Sevgilim çok zeki bir kadın. Bir kusuru var. O da gerçeklerin çelişkilerden ibaret olduğunu bilmiyor. Saçmalamayı kes Nedim. Akıl işi değil. Yani Kurt Bey senden iki kardeşini saklıyor ve sen sırf vasiyetini yerine getirmek için hard diske şifresini bana söylemiyorsun. Kurt Bey'in vasiyeti için yapmıyorum bunu. Teşkilatın bilgilerinin senin gibi bir hainin eline geçmemesi için yapıyorum. Ah Ali ah, şu adanmışlığından vazgeçmedin gittin. Köşeye sıkıştın, kabul et. Köşeye sıkıştığımı kim söyledi ya? Oho, hani yalnız gelmiştin? Sözünü tutan Ali nerede? Ben sana bir söz vermedim. Niye biliyor musun? Çünkü senin burada yalnız olmayacağından adım gibi emindim. Ali, bana şifreyi söyle yoksa çok kan akacak. Evet, akacak. Ama kimin kanı acaba? Namlunun ucunda kim varsa onun kanı. Aldın Ali. Benim için gözünü kırpmadan ölümü göze alacak her yerde adamım var. Bugün için yıllardır çalıştım. Şimdi bana şifreyi söyle. Beni öldürsen de o şifreyi sana söylemem. Seni öldüreceğimi kim söyledi? Ali, zamanımız azalıyor. Bunu sen de biliyorsun. Kararını ver Ali Hüroğlu. Şifre mi, sevgilin mi? Hadi.
Hadi ama çok az zamanımız kaldı. Son defa soruyorum. Bilgiler mi Sevda mı? Bunu yapamam Sevda. Yapamam. Yapma dedim. Yapma. Bunu sen istedin. Zeynep ve Sinan'ı getirin bana. Sevgilisini feda etti. Bakalım kardeşini de edecek mi? Fazla zamanım yok Ali. Abla! Sevdalı. Ablama ne oldu? Abla! İyiyim ablam. Abla! 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 Ali abiniz teşkilatı abla, sizden abla. Daha çok seviyor. Abla! O yüzden abla! Şifreyi vermezse siz de ölmüş olacaksınız. Sinan! Teknik olarak ablanızı ben değil, Ali abiniz öldürdü. Ve şimdi bana şifreyi vermezse sizi de öldürmüş olacak. Ve çok yazık biliyor musun? Yani ben çok üzülüyorum gerçekten. Gençsiniz daha. Yazık. Ali, hadi artık şifreyi söyle bana. Ne yaparsan yap. Şifreyi söylemeyeceğim sana. Ali seni gerçekten anlamıyorum. Hadi teşkilatı Sevda'dan daha çok seviyordun. Yıllardır varlığından haberdar olmadığın... ...kardeşin Zeynep'ten de mi daha çok seviyorsun? Ne dedin sen? Kardeşin Zeynep'ten mi? Evet Zeynep, Ali senin abin. Ve şimdi senin yaşaman için bana şifreyi söyleyecektir. Ya da bu kadarcığını sen de ondan isteyebilirsin. Ha? Abi. Benim aradığım abim sen misin? Evet, kardeşim. Ama benim bir tane de abim var değil mi? Evet Zeynep. Pilot. Yani Süleyman. Sana şükürler olsun, abilerim oldu. Artık ölsem de gam yemem. Hayır Zeynep, hayır. Öyle bir şey deme. Buradan kurtulacağız ve doya doya birbirimize sarılacağız. Tamam mı? Evet, evet, evet. Tamam, bu kadar yeter. Bakın, çok duygusallık beni yıpratıyor. Gerçekten çok üzülüyorum.
Şimdi Ali, bana söyler misin artık şifre ne? Getirin kızı. Getir kızı buraya. Bırak! Bırak! Şimdi sevdiğin kızı feda ettin. Kardeşini de mi feda edeceksin ha? Kardeşini de mi feda edeceksin? Görmek istediğim ifade bu işte. Hadi Ali, söyle bana şifre ne? Bak son kez söylüyorum. Söylüyor musun? Yoksa... Söyleyeceğim. Güzel. Evet, gir. İki. Dokuz. Bir. İki. İki. Sıfır. Bir. Bugünün tarihi, bugünü hiç unutma diye. Manyak! Oğlum, sen daha senden daha manyağını görmemişsin. Ama yakındır tanışacaksın. Sadece senin köstebeklerin yok manyak. Manyak beni bulduğu zaman ona çalışıyormuşum gibi davrandım. Kurt Bey'in başından beri her şeyden haberi vardı. Peki niye bugüne kadar sustun? Çünkü manyak her köstebeğe başka bilgiler veriyordu Ali. Kimin köstebek olup olmadığını bilemezdim. Kendince bir koruma yöntemi vardı. Bugün sana yapılacak operasyonda ben görevliyim. Bak, Zeynep'in nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ama operasyonda ben de varım. Sevda. Manyak Zeynep'in yerini bize asla söylemeyecektir. Onun yanına girebilmem için... bu şekilde yapmamız şart. Biraz tehlikeli değil mi? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sevda'ya çelik yelek, fünyeli bir içlik giydireceğiz. Silah patlamasıyla beraber düğmeye basacak ve fünyeyi patlatacak. Ben de en güvendiğim adamları manyağın köstebeklerin arasına sızdıracağım. Başka çaremiz de yok. Bunu yapabilir misiniz? Yapacağım. Bakın, teşkilatın içinde kimin köstebek olduğunu bilmediğimiz için bu işi sizinle yapacağız. Manyak şifreyi yanlış girdiğinde bir sinyal gönderecek. Sen de o sinyali, yani bizi takip edeceksin. Manyak şifreyle uğraşacağından sinyali fark etmeyecek. Pilot, bak manyak çok tehlikeli biri. Kendine çok dikkat et, olur mu? Eyvallah abi. Ben de. Ne
Yolun sonu manyak. Hapishaneye gireceksin. Öyle ya da böyle. Bu asla olmayacak. Olacak. Göreceksin. Ali, senin canını almadan hiçbir yere gitmiyorum. Hayır ablacığım. Ali ile plan kurduk. Bu nasıl plan? Tamam. Tamam sakin ol, geçti. Geçti. Geçti, buna mecburduk. Geçti. Geçti bir tane. İyisin değil mi Sevda? İyiyim. Siz iyisiniz değil mi? İyiyiz abi, iyiyiz, merak etme. Sen gerçekten benim abim misin? Ben de senin abimmişim. Evet. Benim iki tane abim var, öyle yazıyordu mektupta. Kardeşlerim, bir aradayız işte. Bir aradayız abi, bir aradayız. Hazır. Ay, bayram soframız harika görünüyor karıcığım.
Ellerine sağlık. Senin de ellerine sağlık kocacığım. Ali. Canım. Bütün bunlar rüya değil, değil mi? Bütün hayallerimiz gerçek oldu. Rüya değil. Hepsi gerçek. Bu mutluluğumuz ömrümüzün sonuna dek sürecek. Tıpkı aşkımız gibi. Hadi kapıya bak. Tamam. Hoş geldiniz. Biz geldik. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Uygun. Geç. Ceketini çıkar, sen şimdi sıcaklarsın hadi. Gel otur böyle. Ayakta durma. Yavaş, yavaş. Ya pilot, kızdıracaksın beni şimdi yine ya. Hasta değilim, ben hamileyim. E tamam işte, ben de onu diyorum. Hamilesin, ayakta durma, yoruluyorsun diyorum. Abi. size zahmet, bu filenin içinde mangolar var da keserseniz, duyguma şerdi de. Ermedi. Ha, televizyonda gördüm. Ya ben hayatımda mango mu yedim yani? Öyle merak ettim tabii. Belki benim küçük kızım da merak etmiştir tadını. Belki onun canı çekmiştir. Hı? Ben kızımı mangolarla büyüteceğim annesi. Tamam, mangolarla büyütürüz. Ben de kapıya bakayım. İyi bayramlar. Hoş geldiniz. Gel, geç içine. Kardeşim. Hadi geç. Hocam. Kardeşim. Hadi geç. Babacığım. Babacığım. Canım. Oğlum. Oh. Hoş geldin. Halan mıydı o içeri giren? Evet. Halan, amcan, Duygu yengen, herkes içeride. Hüda Verdi abin. Hadi geç içeri, hadi. Yaşasın. Hala. Tabii bize selam yok. Tabii ya. Halayı buldu, amcayı unuttu. Aslan parçası. Alican, ne haber? İyi bayramlar Ali. İyi bayramlar Ezra. Alican'ı getirdiğin için sağ ol. Sen de geçsene, işin yoksa. Yok, annem bekliyor beni şimdi. Başka sefer artık. Görüşürüz. Görüşürüz. Sevda'ya selam söyle. Söylerim tabii. Evet. Gel bakalım. Bayram sabahı dediğim böyle olur. E hadi buyurun. Hadi. çaylar kimde? Çay o tarafta. Dur abi, sen dur. Ben bakarım. Hocam. Hadi.
eder. Sen döndün mü? Döndüm. Sofranızda bir kardeşe daha yer var mı diye soracaktım. Olmaz mı oğlum? Olmaz mı? Gel. Vedat, hoş geldin. Buyursana bayram soframızı. İyi bayramlar. İyi bayramlar Vedat abi. Hoş geldin. Hadi bakalım. Bayram şimdi bayram oldu ha? Afiyet olsun. Ha. Roka'ya bak, çok sağlıklı. Vallahi bak. Gideceğim. Kızımız için ya.